Mutlu sabahlar ekonomi 7.24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Artık haftanın son işlem günündeyiz. Geride bırakmaya hazırlandığımız haftaya bakacağız. Yatırım araçları ne yapmış diyeceğiz. Gündemde hangi başlıklar var? Ve bugüne özel dar darphanenin de üzerinde çalıştığı, altınların yastık altından çıkması, altının borsa İstanbul içinde işlem görmesi gibi özel konuları, özel başlıkları konuşacağız. Vakit kaybetmeyelim. Önce rakamlar diyelim. Borsa İstanbul'u nerede bıraktık? Yeni günde borsa İstanbul'da ve diğer cephelerde ne bekliyor? 5.046 puan Borsa İstanbul'un son kapanışı %1,38 oranında. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri değer kazanarak günü tamamlıyor. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da kapanış rekorunun bir kez daha tazelendiğine işaret ediyor bu rakam. Hafta boyunca Borsa İstanbul arka arkaya seans içinde açılışta ve kapanışta rekorlarını tazeledi ve haftalık ortalamada yatırımcısına kazandırdı. 18.63 dolar TL'deki yeni gündeki son seviye 19.62'den avro TL işlem görüyor ve altının onsu 1799 dolar. Hali hazırda ekranlarınızdaki rakamlar anlık değişme işaret ediyor. Dolayısıyla her ne kadar altın cephesinde şimdi okları kırmızıda görmüş olsak da özellikle onsu altın bazda bir yukarı çıkış hareketi olduğu bir gerçek. 1800'ün üzerini zorluyor. Orada kalıcı olup olamayacağını izleyeceğiz. E, yatırım araçları peki bu tablo içinde ne kadar kazandırdı? Ve yılın başından bu yana olan performansa bakacağız. 1000 lirayı baz aldık. Ee, Borsa İstanbul'a elbette e, az önce de söylediğimiz arka arkaya rekorların doğal bir sonucu olarak yatırımcısına en çok kazandıranlar listesinde ilk sırada 2716 lira 1000 lirasını Borsa İstanbul'da değerlendiren bir yatırımcının kazancı. Elbette BIST için ortalama hisse senedi değer artışıyla hesaplanan bir rakamdan bahsediyoruz. Burada hisse tercihi rakamı değiştirse de Bizim genel yukarı çıkış ivmesi listenin başında yer almasını sağlıyor. Ve dolarda 1399 liralık bir birikim oluyor. 1000 liranın getirisi 399 lira yılbaşından bu yana tutulması halinde. Hali hazırda da dolar yüksek seviyede olsa da dar bantlı hareketini sürdürüyor. Ve 1295 lira avroda avro bu liste içinde yılbaşından bu yana performans en kötü olan yatırım aracı. Altına baktığımızda 1385 lira. Yılın başından bu yana neredeyse yine dar bantta yatay seyreden çok kazandırmayan altın gördük. Aslında kısa süre önce neredeyse son 2-3 haftada altın yatırımcıya kazandırmaya başladı. 1385 lira 1000 lirasını altında değerlendiren yatırımcının getirisi. Ve değerli izleyenler, Borsa İstanbul'daki bu rekor tüm gözleri sermaye piyasalarına çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sermaye piyasasını değerlendirdi. Yabancı yatırımcıların artan ilgisinin Türk ekonomisi ve diplomasisine duyulan güvenin tezahürü olduğunu söyledi. Ülkemiz son yılların yükselen yıldızlarından biri olmuştur dedi. Dünyada yaşanan krizleri hatırlattı. Türkiye'nin güvenli liman olduğunu ve yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını kaydetti. Ülkemiz son yılların yükselen yıldızlarından biri olmuştur. Ukrayna-Rusya krizinin ilk günlerinden itibaren başarıyla sürdürdüğümüz dengeli ve uzlaştırıcı politikalar Türkiye'nin oyun kurucu rolünü daha da pekiştirmiştir. Yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarımız dahil ülkemize yönelik artan ilgisi Türk ekonomisine ve diplomasisine duyulan güvenin tezahürüdür. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin 6.sı İstanbul'da düzenlendi. Finansın ötesi dünyanın geleceğine yatırım temalı kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi. Türkiye'yi hedef alan çevreleri eleştirdi. Bazı kendini bilmezlerin sermaye piyasalarımızı hedef alan talihsiz ve art niyetli açıklamaları gerçeği asla değiştirmeyecektir. Türkiye 21. asla damga vuracak bir vizyonla her alanda yazdığı başarı hikayelerine yenilerini eklemeyi sürdürecektir. Altın rakamlarına bakalım. E, ONS altını yayının başında sizlerle paylaşmıştık. Bir yükseliş eğrisinde. İçeriye baktığımızda e, 1078 lira gram altın. Yine ONS'daki gibi aslında. Oklar yanıltıcı çünkü anlık değişimi gösteriyor. E, 1078 altını gramı. Çeyrek altında 1763. Yarım altında 3527 lira seviyesini görüyoruz. Ve 7000. ...32 lira Cumhuriyet altının İstanbul Kapalı Çarşı'ya yansıyacak son fiyatı. Ekranlarınızdaki bu rakamlar ONS'daki son değişim ve kurdaki yani dolar TL'deki son seviyeyle ortak belirleniyor. E, düne göre yükselişte anlık değişimle okları kırmızıya çevirmiş bir altın cephesi görüyoruz. Halihazırda değerli izleyenler altında e, yatırım seçeneklerini artırmakta mümkün mümkün. Bir yandan yastık altındaki altınları e, ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Öte yandan e, fiziki olarak altın alabildiğimiz gibi artık bankalar üzerinden alabiliyoruz. Yeni yöntem ise son dönemde hayatımıza giren bir başka yatırım seçeneği ise darphane sertifikasını, altın sertifikasını Borsa İstanbul üzerinden almak. Tüm detayları konuşacağız. İstanbul stüdyomuzda bizi darphane ve damga matbaası genel müdürü Sayın Abdullah Yasir Şahin bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz programımıza. Günaydın Gülçin Hanım, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sağ olun. Sayın Şahin şimdi e, en popüler konuyla başlayalım. E, altınların Borsa İstanbul'da darphane e, sertifikasının, altın sertifikasının Borsa İstanbul'da işlem görmesini konuşalım. E, pek çok kişi merak ediyor. E bunun faydası ne? Avantajı ne? Neden böyle bir şey yapıldı? E, ve bu yatırıma ilgi duyanlar da aslında e, nasıl alıp satabileceğini de henüz çok bilmiyor. E, ne anlamı var ne avantajı var? Öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, darpane olarak bildiğiniz gibi Mart ayından itibaren yastık altı altınların ekonomik sisteme dahil edilmesiyle alakalı olarak bir çalışmamız vardı. Bu e, borsadaki altın sertifikası uygulamamız da e, bu aşamanın e, ikinci kısmını oluşturmaktadır. 5 ton altını biz e, borsada halkımıza arz etmiş bulunmaktayız. E, bir 1 gramın %1'i oranında yani ee, bu da demek oluyor ki vatandaşlarımızın illa bir gram alması gerekmiyor, yüzde birini bile alabileceği bir uygulamadan bahsediyoruz. Ee, 995 e, saflıkta 500 milyon adet hissenin e, İstanbul, Altın, İstanbul e, Borsası'nda e, halka arzı söz konusu. Şimdi önemli bir detaya işaret ettiniz. Gramın da altında çok küçük bir miktarda da olsa altın yatırımı yapabilmeyi sağlıyor. Ama bir takım avantajları da var zannederim. Evet. Vergi açısından avantajı ne? Alım-satım konusundaki farkı ne? Neden bir yatırımcı bunu tercih etmeli? Şimdi öncelikle bir defa alım-satım arasında minimum bir fark var. Yani... Ee, 1 lira gibi bir e, farktan bahsediyoruz. Piyasada siz, serbest piyasada da olsun, bankalarda da olsun altın alım satımı yaptığınız zaman e, alış ve satış arasında ciddi bir bir e, fark vardır. Bizim altın sertifikası ile alakalı e, alım satımda ise e, minimum bir e, fark söz konusudur. En büyük avantajlarından zaten bir tanesi bu. İkincisi, altının fiziki olarak e, yastık altında saklanmasıyla alakalı her türlü riski e, bertaraf edebilmektedir. Kaldı ki e, bizim halkımızın kültüründe fiziki olarak altın e, bildiğiniz gibi çok yaygındır. Bu anlamda da istedikleri zaman zaten hızlı bir şekilde nakde dönüşebildiği gibi altınların da fiziki olarak e, alabilme imkanı sunmaktadır. Avantajımız budur. E, şu ana kadarki ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Ayrıca e, vergiden muaf. İlgi gayet iyi. Şu ana kadar %10'a yakın bir miktarı biz geçen hafta pazartesinden itibaren satmış bulunmaktayız. Gözlemler mi üzere çok iyi gidiyor. E, miktarın artması gibi bir seçenek de var mı? Daha sonra arz edilen miktar. Tabii ki bu yani bu 5 tonu bitirdikten sonra tabii ki düşünüyoruz tekrar arsın. Peki şimdi fiziki kısmı söylediniz. Oraya biraz gelelim. Borsa İstanbul üzerinden darpane altın sertifikasına alan bir yatırımcı. istediği zaman bunu alıp satma şansına sahip mi? E, ve nihayetinde bunu isterse fizikiye çevirebileceğini söylediniz. Nasıl yapacak bunu? Bu e, elbette istemezse de onu nakit olarak da alabilecek değil mi? Sistem nasıl işleyecek? Şimdi her şeyden önce aldığı gün zaten satışa başlayabiliyor. Fiziki olarak da başlangıç açısından bizim merkezi kayıt kurumuyla aramızdaki iletişim sisteminin kurulmasıyla alakalı olarak bir ilk günden itibaren 4 ay sonra yani şu anda 31 Mart'a tekabül eden bir sürede teslim edilecek gibi gözükmekle birlikte ondan sonraki zaman dilimi içerisinde zaten günlük olarak teslim edilecektir. Müracaat edildikten 4 gün içerisinde Adresine gönderilebildiği gibi darphaneye gelip darpane edilenler fiziki olarak sertifikasının karşılığında e, müdürlerimiz e, altınlarını alabilecekler. Şimdi oldukça yatırımcı dostu bir sistem. Aradaki makas son zamanda bizim altında en çok konuştuğumuz başlıklardan biri. Dolayısıyla bir kez daha hayırlı olsun diyelim ama bir yandan da yastık altındaki altınları çıkarmaya çalışıyoruz. Bunları ekonomiye katmaya çalışıyoruz. Altın yastık altında durduğu sürece ekonomi için faydasız. Bir bakalım o rakamları hatırlatalım sonra darphane'nin o çeyrek hesapta ne yaptığını soracağım. Birbiriyle bağlantılı pek çok projeniz var altın noktasında. Detayları konuşacağız. E, gidelim e, bu çalışmaya yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için bir süredir yürütülen bir çalışma var. İsteniyor ki altın yastık altında olmasın. E, toplam tasarrufların içinde bulunabilsin. Pek çok anlamda e, önemi var. E, güvenlik açısından, yatırımcıyı koruma açısından da yastık altı altınların çıkması e, çok önemli. Son tabloya baktığımızda buradaki tasarruf sistemi gitgide büyüyor. 1 Mart 2022'de bu uygulama başladı değerli izleyenler ve bunun Bununla beraber farklı programlar devreye sokuldu. 6 farklı program var. Bunlardan biri biraz sonra da detaylı olarak konuşacağız. Darphane çeyrek altın hesabı. Bu hesap aracılığıyla yaklaşık 267 kilogram altın alındı. Banka altın değerleme sistemi var. Bu altın değerleme sisteminde 6,5 tonluk bir tasarruf çekildi. 23 Kasım bu rakamların açıklandığı tarih. Buraya baktığımızda toplamda 13 ton 513 kilogram altın toplanmış oldu. Toplam rakam bu. Farklı farklı projelerle sağlanan bu toplamda rafineriler aracılığıyla da yine altınlar yastık altından çıkarak toplam tasarruflara ekleniyor. Ekonomik bir faydaya dönüşüyor. Sayın Şahin şimdi hem bütünü soracağım. Neden yastık altı? Ee, olmasın bu altınlar nasıl bir fayda elbette ki bu projenin içinde e, olma nedeniniz bunu bir ekonomik faydaya dönüştürmek e, yastık altı altın meselesinin e, tasarrufa çevrilmesinin nasıl bir ekonomik avantajı oluyor bildiğiniz gibi evde yastığın altında duran altının hem vatandaşın kendisine hem ülke ekonomisine bir katkısı söz konusu değil. Biz bunun mümkün olduğu kadar ekonomik sistem içerisinde değerlendirilmesiyle alakalı olarak bir çalışma yürütüyoruz. Biraz önce de sizin ifade ettiğiniz gibi bir darpane çeyrek altın hesabı uygulaması var. İkincisi bankaların altın toplama, fiziki altın toplama sistemi var. Üçüncüsü de rafineler aracılığıyla altın toplama sistemi var. Siz tabii bir önceki haftanın rakamını verdiniz. En son 13 ton 767 kilogram geçen hafta sonu rakamlardır bunlar. Biz her cuma günü bugün akşam da bu haftanın rakamları çıktığı zaman sisteme altın dahil edilmiş bulunmaktadır. Burada vatandaşlarımızın herhangi bir kaybı söz konusu olmadığı gibi güvenlik açısından da bir sıkıntı yaşamamaktalar. Artı sistemdeki bu altınlarını Ekemonik olarak teminat da gösterebilirler, istedikleri zaman altın olarak da alabilirler, istedikleri zaman nakitte de çevirebilmektedirler. Şimdi en güncel rakamı da sizin aracılığınızla almış olduk. O toplam rakam büyüyor. Sizin çeyrek hesabınızdaki o çeyrek hesaptaki toplam rakam ne oldu? Ve burada şimdi bir hedef var mı? Hep bir takım rakamları konuşuyoruz. Yastık altında şu kadar altın var diye. E tabi bunu çok net olarak belki bilmek mümkün değil ama ne kadar bir kaynağın buradan çıkarak milli tasarruf eklenmesini bekleriz? Ya. Çeşitli spekülasyonlar var tabii. 5 bin ton diyen var, 7 bin ton diyen var. Ee, biz 5 bin tonu e, bile kabul etsek, işte gördüğünüz gibi e, şu anda bunun 13,5 tonlu, 14 e, tonla yakınlı sisteme dahil etmek bulunmaktayız. E, ve her geçen günde bununla alakalı olarak e, vatandaşlarımızın ilgi ve alakası devam etmektedir. Öyle tahmin ediyorum ki e, yeni nesille birlikte, e, dijital sistemle birlikte artı bunun farkındalığıyla birlikte e, piyasadan mümkün olduğu kadar e, çok altının yastık altından alınıp sisteme dahil edileceğini ben düşünüyorum. Dijital altını konuşalım biraz da. Şimdi 555. yılınızı kutladınız. Onu da bir kez daha tebrik edelim. E, ve bununla beraber Darphane'nin yeni Teşekkür e, ediyorum. yeni projelerine dair ipuçlarını da o konuşmada sizden aldık. Şimdi bir dijital altın konusu var. E, ne bu dijital altın? Fiziki altının bir blockchain sistemiyle birlikte, blockchain tabanlı bir şekilde uygulanan altın sistemidir. Satıştan, başlangıçtan son noktaya kadar takibinin yapılabildiği bir sistemden bahsediyoruz. Yıl sonunda bununla alakalı olarak detayları açıklamayı planlıyoruz. 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ile birlikte de yeni bir enstrümanı halkımıza kazandırmış olacağız diye düşünüyorum. E nasıl işlem görecek? Şimdi detayları yıl sonunda açıklayacağız dediniz ama biraz ipuçlarını alalım. Şimdi çağ değişiyor. Dolayısıyla dijitale evrilmiş bir yatırım sistemi var. E bunu yakalamak açısından da önemli bir adım. E nerede nasıl işlem görecek? Nasıl ilgi göreceğini düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir ön çalışma var mı? Ya Bununla alakalı olarak biz aslında ön çalışmalarımızı bitirdik. E, tanıtım filmlerinde bitirdik. Yazılımlarla alakalı e, sistem de şu anda son aşamasına gelmek e, durumunda. Zaten bir ay içerisinde de sonuçlandırmış olacağız. E, teknik olarak e, nasıl ki blockchain sistemiyle ilgili insanlarımız işlem yapabiliyorlarsa, e, aynı şekilde de bizim altınlarla alakalı olarak dijital olarak e, sahip olmuş o, oldukları bütün enstrümanları kullanarak işlem yapabilecekler, alacaklar, satabilecekler, Şimdi bizim yatırımcımız, temin edebilecekler. Bizim yatırımcımız biz yastık altından altını çıkarmaya çalışırken de belki siz elbette çok daha iyi bilirsiniz. En çok zorlandığımız nokta işin biraz psikolojik boyutu. Yatırımcımız o altına dokunmaya, onu elinde tutmaya, fiziki olarak saklamaya biraz fazla önem atfediyor. Biraz da geleneksel bir araç olması nedeniyle. Bu anlamda dijital altınla ilgili Çalışmanız neyi gösteriyor? İlginin nasıl olacağını? Daha çok hedef burada e, genç ve yeni yatırımcı mı? Şimdi e, tabii ki dijital altında e, çağın gerekliliği doğrultusunda e, gençlerimizin ilgilendikleri, odaklandıkları e, sistem farklı. E, biraz daha böyle e, 40 yaşın üzerinde hatta 50 yaşın üzerindekilerin fiziki olarak dokunma sistemleri ayrı. E, dijital altında sisteme e, verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir o altın toplama e, sistemi üzerinden e, ikincisi e, borsadaki işlem gören e, altın sertifikası sistemi üzerinden 3 e, dijital altın sisteminden e, herkese hitap edecek e, bir e, ürün gamı e, arz etmeye çalışıyoruz biz vatandaşlarımıza yönelik olarak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün aslında çok geniş bir çalışma alanı var. Biz şimdi altını, Borsa İstanbul'da gören o darphane sertifikasını, yastık altından çıkma kısmını ve hepimizin bildiği gibi o para meselesini çok konuşuyoruz. Ama bunun dışında işte ziynet eşyaları, madalyon paralar, hatıra paralar ve belki çok sık konuşmuyoruz ama pasaportlardaki çiplere kadar detaylı bir çalışma alanı var. Bu anlamda da özellikle pasaport gibi çağı yakalayan meselelerde yurt dışından da ilgi olduğunu duyduk. nasıl gidiyor o görüşmeler? Bizim kendi teknolojimizi, kendi sistemimizi vermeyi düşündüğümüz, bu anlamda işbirliği düşündüğümüz ülkeler var mı? Şimdi öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için de ben teşekkür ediyorum. Darphane deyince herkes ne diyor ki? Darphane işte metal parayı basıyor ve altınları basıyor. Aslında 555. yılını kutladık biz darpanenin ve o kadar geniş bir ürün gamı söz konusu ki madeni paralar, hatıra paralar, Cumhuriyet Reşat altınları, Cumhuriyet altınları, zinet altınları, mühürler, damgalar, madalyalar, nişanlar, harç pulları, pasaport, ehliyet, TC kimlik kartı, evlenme cüzdanı, gemi adam belgesi Ürün takip sistemleri gibi bugün burada saymakla bile epey bir zaman alacak bir üretim sistemimiz söz konusu bizim. Son 3 yıl içerisinde de TC kimlik kartıydı, ehliyetti, pasaporttu, bandırol takip sistemiydi, ürün takip sistemiydi gibi konulara girdik. 20 Temmuz'dan beri de Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportlarını biz üretiyoruz. Son 1,5 yıldır TC kimlik kartlarını zaten biz üretiyoruz. Bandrol sistemi de 2 yıldır darpanenin sevk idare ve denetlemesinde. Pasaportlarla alakalı olarak doğal bir şekilde dünyada çok az ülke kendi pasaportunu üretebilmekte. Biz de bu ülkelerden bir tanesiyiz işin gerçeği. Şu anda da bir takım e, Türk devletleriyle, Afrika ülkeleriyle e, pasaportla alakalı olarak ciddi görüşmelerimiz var. İşte Kıbrıs'ın e, pasaportunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pasaportunu üretmeye başladık. Kendi pasaportumuzu üretmeye başladık. E, çiple alakalı olarak e, tabii ki e, şu anda dünyada e, çiple alakalı bir sıkıntı var ama biz planlarımızı sürekli önceden yaptığımız için çiple alakalı olarak hem kimlik üretimlerimizde hem de pasaport üretimlerimizde biz şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Önümüzdeki 3 yılın 5 yılında bu konudaki planlamalarını yaptık. Hem ülkemizin hem de görüşmekte olduğumuz bir takım ülkelerin, görüm coğrafyamızdan görüşmekte olduğumuz ülkeler var. Onların da pasaportlarını üretmek gibi, kimlik kartlarını üretmek gibi bir takım hedeflerimiz var. Ayrıca onların metal para üretimiyle alakalı olarak şu anda ön sözleşme imzaladığımız firmalar, ülkeler de var. Ee, onu da şu anda açıklamayayım ama ön sözleşmeleri yaptık. Ee, aynı şekilde pasaport üretimiyle alakalı olarak ön sözleşmelerini yaptığımız ülkeler var. Ee, Darphane bu anlamda hem yurt içinde hem de yurt dışında e, bir pazar payı e, almayla alakalı olarak çalışma içerisinde. Evet, çok kısa noktalamadan sahtecilikle mücadele kısmını da soracağım. Siz biraz önce e, ürün takip sistemi dediniz. E, o noktada atılacak adımlar neler? Şimdi e, bir defa ürün takip sisteminin e, biraz önce bahsetmiş olduğumuz tüm ürünlerin sahteciliğiyle mücadele konusunda bir çalışmamız söz konusu. İşte e, Bandrol'ün sahteciliği ile alakalı olarak kimliklerin sahteciliği ile alakalı olarak altınların sahteciliği ile alakalı olarak paranın sahteciliği ile alakalı olarak her biri ile alakalı olarak uzman ekiplerimiz var. Bunlarla evet. alakalı olarak kolluk kuvvetleriyle entegre çalışıyoruz ve birlikte bununla alakalı olarak mücadele ediyoruz. bunlarla alakalı olarak saymış olduğum tüm ürünlerle alakalı olarak Darphane aslında aynı zamanda bir bilir bilirkişi pozisyonunda çok teşekkür ediyoruz Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sayın Abdullah Yasir Şahin programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ve değerli izleyenler ekonomiye 24 noktalıyoruz. Hafta başına saatler 9.30'u gösterdiğinde bu ekrandayız.